Bu video World of Warship'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Açıklama kısmından oyunu indirin ve keyfi sefa alemlerine dalın. Ayrıca Yusuf Kayalp'in kaleminden mizahla harmanlanmış yeni kitabımıza da göz atmayı unutmayınız. Defalarca kez uyardım onları. Ama Adnan ve Celal ne yaptı? İpine takmadılar. Ne oldu? Biri mezarda, diğeri mapusta. İdamı desteklediğimi söylemiyorum. Hatta elimden geleni de yaptım o mevzu için. Ama işin buralara gelmesine Demokrat Partililer sebep oldu. Sizin bir suçunuz yok efendim. Her neyse, Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Şimdi iktidarımı konuşalım. Daha iyi olur efendim. Sağ Parti askerden büyük darbe yediğine göre hükümet kurma görevi zat-ı şanelerime kaldı. Açıkçası öyle değil Paşa Hazretleri. Zira seçimlerde %30 oy aldınız. Bu da sağ partilerin aldığı oy oranının ancak yarısı ediyor. Yani bu ne anlama geliyor? Sıçtık sıvamayalım diyorlar ihtiyar. En iyi sağcı parti, iktidara gelmeyen sağcı partidir. Eylül 1961. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidar süresinde gücün altında yozlaşıp demokrasinin IP ayarlarıyla oynaması ve Adnan Menderes'in başına buyruk sert politikaları yıllardır ininde bekleyen orduyu harekete geçirmiş ve böylece Türkiye 27 Mayıs 1960'ta ilk darbesiyle tanışmıştı. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar tutuklanmış, mahkum kaldıkları süre boyunca aşağılanarak onur ve gururları kırılmıştı. Onların bu görüntüleri Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış ve devrik siyasiler mağdur sıfatıyla tekrar halkın desteğini kazanmıştı. Askeri mahkemelerde yargılanan Adnan Menderes'e yöneltilen en büyük suç vatana ihanetti ve askere göre bu suçun cezası belliydi. Askeri komiteler ve partiler idamı tartışırken beklenen haber 17 Eylül günü gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı asılmıştı. İdamın ertesi günü Türkiye adeta sessizliğe bürünmüştü. Ne meclis, ne basın, ne de partilerden hiçbir açıklama yapılmadı. Zaten siyasiler ve basın devlet başkanı Cemal Gürsel'in huzurunda darbeye muhalif olmayacaklarına dair bildirileri çoktan imzalamışlardı. Peki ya halk? Halk da tıpkı ülkenin siyaseti gibi bu durum karşısında hiçbir şey yapmadı. Ne bir protesto, ne de bir ayaklanma. Bu durum orduyu hem şaşırtmış hem de oldukça sevindirmişti. Görünen o ki Türk milleti askerin sözünün üstüne söz söylemeyecekti. Ya da onlar öyle sanıyordu. Menderes'ten sonra dar ağaçları sökülmeden sandıklar kuruldu ve seçim kampanyaları başladı. Darbeden sonra seçimlerde 3 aktör vardı. İnönü'nün CHP'si, Demokrat Parti'nin mirasçıları ve silahların gölgesini politikanın ensesinde tutan ordu. İsmet İnönü kendinden emindi. Ezeli rakibi DP kapanmış, yöneticileri ya asılmış ya da hapsedilmişti. Sağ paramparçaydı ve meydanlar İnönü'ye kur yapıyordu. İnönü ise yaşlı bedenin içinde 18'lik bir ruha sahipti ve iktidarı için hazırlık yapıyordu. Tablonun diğer aktörü olan DP mirasçıları da 3 partiden oluşuyordu. Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Ekrem Alican'ın Yeni Türkiye Partisi ve Ragıp Gümüşbala'nın Adalet Partisi. Parti liderleri her ne kadar seçim kampanyalarında demokrasi havası içerisinde olsalar da askerin gölgesinde solunum zorlukları çekerek ürkek bir politika izliyorlardı. Ünlü'nün ise askerden korkusu yoktu çünkü ordu onun buyruklarına peygamber buyruğu diyordu. Sağcı olan 3 parti içerisinde Demokrat Parti'nin veliahtı olarak Adalet Partisi işaret ediliyordu. Öyle ki cezaevinde bulunan Devrik Cumhurbaşkanı Celal Bayar içeriden Demirkırat'ın süvarilerine göz kırparak bu teoriyi doğruluyordu. Evet, Demokrat Parti'nin yeni silahları Adalet Partisi'ydi. Fakat tuhaf bir şekilde Adalet Partisi'nin başında olan Ragıp Gümüşbala eski bir askerdi. Darbe dönemi yaşadığı tatsız bir olay onu orduya küstürmüştü. Paşam, evet. Genelkurmay Başkanlığı'na atandınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sol! Paşam, evet, emekliye ayrıldınız. Sol! Ne? Lan! Gümüşbala 11. Genelkurmay Başkanı olarak atanmış ama koltuğuna oturmadan emekli edilerek göz hapsinde tutulmuştu. Günler süren ev hapsinden sonra kızgınlıkla askerin kabusu olan siyasete girmişti. Ama 46 yıl boyunca üniformayla gezen bir asker anında sivil kıyafetleriyle politika meydanlarına atılmıştı. Siyaset hiç ona göre değildi ve bu zorlu sınav hiçbir şekilde hata kabul etmiyordu. Bir yanlış bütün doğruları götürebilirdi. Fakat Ragıp Gümüşbala beni dahil herkesi şaşırtarak meydanlarda çok büyük bir uğraş göstererek paşalığının hakkını verdi. Bu zorlu süreçte yeni dava arkadaşlarını eski silah arkadaşlarına karşı koruyan Gümüşbala, orduya karşı ılımlı politikanın mimarı haline geldi. Ama AP ordu için büyük bir tehditti. Ordu mu dedim sevgili kayak izleyicileri? Ordu da sağ gibi paramparça bir şekildeydi. Yani ortada 3 ordu vardı. Darbeyi yapan subayların oluşturduğu Milli Birlik Komitesi Cemal Gürsel liderliğinde iktidardı. Ama bu sadece işin sembolik kısmıydı. Zira Gürsel ve Milli Birlik Komitesi gücünü hızla tüketmişti. Gerçek güç emir komuta zincirinde olan Silahlı Kuvvetler Birliği'ndeydi ve başında da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay vardı. Üçüncü bir güç de Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir'in liderliğindeki albaylar cuntasıydı. Bu cuntadakiler generallerin CHP sevdasına karşı İnönü ve partililere güvenmiyordu. Onlara göre Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak ordunun işiydi. Bunu yapmadan da siyasetten ele tek çekilmemesi gerekiyordu. Yani kısacası sevgili dostlarım, ordu kışlasında değil piyasadaydı. Hele ki sandıklardan tekrar bir sağcı parti çıkarsa işte o zaman orduyu bırakın kışlasına sokmak yerinde bile tutamazlardı. Bu gerilimi ancak yapılacak seçimler ortadan kaldırabilirdi. Ya da siz ve onlar öyle sanıyor. Ekim 1961 seçimlerinde ordu tedirgin, AP merak CHP rahattı. Fakat sandık sonuçları Kızılca kıyametin kopmasına sebep oldu. 1,5 yılın sonunda yönetimin tekrar sivil iradeye geçmesi harika bir gelişme. Haklısınız komutanım. Talat Aydemir cuntası her ne kadar bu tezinize karşı olsa da ben de sizinle aynı fikirdeyim. Neyse, hele CHP tek başına bir iktidar olsun, o zaman onlar da sindirilir. Seçim sonuçları ne diyor? Ne diyecek oğlum? Tabii ki CHP anını. Seçim sonuçları bomba gibiydi. Zira CHP meydanlarda bulduğu desteği sandıkta bulamamış, %36 oy alarak şaşkınlığa uğramıştı. Geri kalan 3 sağ partinin oy oranı ise toplamda %61 buluyordu. Görünen o ki halkın sessizliği
sessizliği sandıklara kadardı. Menderes'in asılmasını en güzel cevabı oylarıyla vermişlerdi. Silahla gidenler tekrar sandıkla geliyordu. Menderes mezarda da olsa intikamını seçimlerle almıştı. Bu yüzden bu seçim Menderes'in zaferi adıyla tarihe geçti. Demokrat Parti tekrar diriliyordu. CHP şaşkın AP zafer naraları atarken gözler bir anda orduya çevrilmişti. Bu işe ordu ne diyecekti? Büyük bir çabayla devirdikleri demir kıratın tekrar dirilmesine göz mü yumacaklardı? O zamanlar herkesin merceği Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerindeydi. Eğer geceleri Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıkları kapalıysa sorun yoktu. Ama eğer ışıklar açıksa ordu tedirgin darbe planları yapıyordu. Öyle ki 15 Ekim'de binanın ışıkları sabaha kadar sönmedi. Hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için Adalet Partisi sağ taraftan bir koalisyon aradı. Eğer 3 parti bir koalisyon kurarak iktidara gelip CHP'yi tekrar saf dışı bırakırsa Demokrat Parti kaldığı yerden devam edecekti. Ama dostlarım bu olursa 27 Mayıs darbesinin de sonunun geleceğini lütfen unutmayın. Ordu bu yüzden olası sağ iktidardan dolayı hesap kitap yapıyordu. Darbe tartışmaları karargahlardan duyulmaya başlamıştı. Kara ve havacılar oturmuş yeni bir ihtilalin yapılıp yapılmayacağını tartışıyordu. Onlar bunu yaparken denizciler de en iyi bildiği şeye kafa yorup World of Warship oynuyorlardı. World of Warship takım tabanlı eşsiz grafik ve animasyonlara sahip deniz savaşı temalı online bir oyundur. Savaş gemilerinin devasa gücüyle sıcak denizlerde büyük ve eğlenceli bir yolculuğa dümen sallayın. Savaştıkça düşmanı alt ederek üstün gelip harika ödüller kazanabilirsiniz. Zırhlı gemilerinizi kendi stratejik taktiklerinize göre özelleştirip büyük amiral olmaya hazırlanın. Hayat pahalılığıyla dolu bugünlerde Pasifik Okyanusu'nda kıran kırana savaşın. Bunu yaparken harika deniz havası da almayı unutmayın ha. Hem de tamamen ücretsiz bir şekilde. Ne? Bu harika oyun için yeni üye olacak Kayalp izleyicilere ayrıcalıklar mı istiyor? Hay hay. Siz değerli izleyicilerime açıklama kısmına vereceğim davet linki ve kod sayesinde 2 büyük savaş gemisine, 7 günlük premium hesaba, 2,5 milyon krediye, 200 doblona ve harika kamuflaja sahip olacaksınız. Hadi dostlarım, siz de atalarınızın yolundan geçerek dümen sallayın. Böylece denizlerin kralı olun. Detaylar açıklama kısmında. Neredeydik? DP mirasçılarının büyük zaferi karşısında ordunun ne yapacağında? Ordu kendi arasında tartışırken albaylar çuntası bırakın günden güneyi saatten saate güç kazanıyordu. Talat Aydemir darbe yaptıkta ne oldu? Demokratlar tekrar iktidara geldi diye eleştirilerine başlayınca ordu mensupları onun etrafında dönmeye başladı. Tabii bunun dışında ordunun bir diğer endişesi sağcı partilerin intikam ateşiydi. Zira iktidara tam anlamıyla AP yerleşirse darbeci subayların hesapları kesilebilirdi. Yani bu ordu için karşı devrimden başka bir şey değildi. Kafalarda soru işaretleri dolaşırken bir başka problem de yeni Cumhurbaşkanı'nın kim olacağıydı. Ordu ve partiler arasındaki savaşın ilk çatışması köşkte olmuştu. Ortada ordunun merceğinden bakacaksak iki aday vardı. Birincisi İsmet İnönü'ydü ama partisinin oyu yetmiyordu. Diğeri de devlet başkanı görevindeki Cemal Ağa'ydı. İşte bu iki adaydan sonra Adalet Partisi de bu serüvene katılarak Profesör Ali Fuat Başgil'i aday gösterdi. Ali Fuat Demokrat Partisi destekçisi bir hukuk profesörüydü. Demokratik demeçlerini çok sert bir şekilde ifade etmesi, uzlaşılmaz olması ve bildiğinden şaşmaması orduyu rahatsız ediyordu. Adalet Partisi Ali Fuat'ı sadece aday değil meclisteki sağcı partilerin çoğunluğu sayesinde matematiksel olarak Cumhurbaşkanı bile yapabilirdi. Meclisin açılmasına 3 gün kalmıştı. Asker sandıktan çıkan karara saygı duyarak iktidarı tekrar demokratlara mı teslim edecekti? Yoksa 27 Mayıs kaldığı yerden devam mı edecekti? Türkiye çok büyük bir hastalıkla mücadele ediyordu. Demokrasi yatalak bir şekilde yaşam destek ünitesiyle birlikte ayakta duruyordu. 3 günlük bu ölüm kalım savaşında her şey belli olacaktı. Ordu tedirgin ve kararsız hallerini bir kenara bırakarak ayaklandı. Hemen cuntalar toplantıya çağrıldı ve durum değerlendirmesi yapıldı. 21 Ekim'de İstanbul'da sokaklar askeri araçlarla kaynıyordu. 10 general ve 30'a yakın albay toplanarak durumu istişare etmek istese de toplantıdaki gaz herkese havaya uçurmuştu. Hayır öyle değil. İşte böyle. Saygıdeğer paşalar, durumlar vahim. Bunu en mantıklı şekilde sessiz ve sakin halledelim. Düşmanca değil dostça düşünelim. Birkaç saniye sonra. Kahrolsun düşükler, yaşasın inkılapçı ordu. Darbe yapacağız, başka çare yok. Toplantı bir anda darbeci bir cuntaya dönüştü. İstanbul cuntası olarak adlandırılan bu gruptaki lider General Refik Tulgay'dı. Refik Tulgay hem İstanbul valisi hem İstanbul belediye başkanı hem de kor generaldi. Buna bizim oralarda darbenin nimetleri derlerdi. Toplantıdaki karara göre 3 gün içerisinde meclis açılmadan darbe yapılacak ve askerlerin belirlediği yeni hükümet kurulacaktı. Ekim protokolü olarak tarihe geçen bu darbeye teşebbüs protokolünü toplantıda bulunan bütün generaller imzalamıştı. Askerlere göre kurulacak yeni hükümetin başbakanı Orgeneral Kazım Orbay'dı. Bu yüzden bu darbeye teşebbüs için destekçi lazımdı. Haber Ankara'ya ulaşınca albaylar cuntası protokolü seve seve imzaladılar. Bunun yanında İstanbul cuntası Ankara'dan birkaç generalin imzasını da almıştı. Evet, 3 gün içerisinde derhal darbe yapılacaktı. Bütün paşaların desteği onlarlaydı. Ama unuttukları bir isim vardı. O da İsmet Paşa'ydı. Zira darbe yapmak istedikleri sivil iradenin içinde İnönü de vardı. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay da
tıpkı Cemal Gürsel gibi İnönü'nün fikirlerine değer veriyordu. Darbe teşebbüsü İnönü'nün kulağına gelmişti. Sadece darbe bilgisi değil, darbeyi gerçekleştirmek isteyen imzacı askerlerin isimleri de birer birer İsmet Paşa'nın elindeydi. İsmet İnönü'nün tavrı net ve sertti. Ne demek ulan seçimleri tanımıyorum? He? Ne bu kepazelik? Ama paşa, ulan bu ülkenin eski başbakan ve cumhurbaşkanına karşı mı geliyorsun? Hadi sivil rütbeleri geçtim. Senin üst devrenim lan ben. Sorun hemen bu rezalete son veriyorsunuz. İnönü askerin bu isteğine müdahale ederek darbenin karşısında olacağını söylemişti. Bu tavrını Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay'a da söyleyen İnönü sadece sert bir tavır almakla yetinmedi. Durumu çözebilecek formüller geliştirdi. Ona göre protokol fitilini ancak uzlaşma çözebilirdi. Bu yüzden diğer parti liderlerine siyasi bir ittifak çağrısı yapan İnönü orduyla masaya oturmak istiyordu. Ülke demokrasi ve darbe arasında git gel yaşarken diğer siyasi parti liderleri İnönü gibi darbe planlarından haberdar değillerdi. Bu yüzden İnönü'nün çağrısına uymak zorunda kaldılar. Artık bu saatten sonra videonun başlığı gibi ya darbe ya demokrasiydi. İnönü'nün bu kıvrak zekası orduyu darbeye değil masaya oturmaya ikna etmişti. Önce İstanbul Cuntası ve Cevdet Sunay bir toplantı gerçekleştirdi. Sunay darbeye tamamen karşı olduğunu, bu işin siyasetçilere ait olduğunu vurgulayarak cuntacı generallere racon kesti. Çözüm şuydu: en çok oyu alan CHP hükümeti kuracak, cumhurbaşkanı olarak eski asker Cemal Ağa seçilecek ve böylece sağcı krizi ortadan kalkacaktı. Yeni kurulacak hükümetin içinde ister istemez üst sağcı partiden birisi olacaktı. Bu yüzden ordu yeni kurulacak hükümete taleplerini bildirerek bunu resmiyete dökecek ve İstanbul Cuntası darbe yapmaktan vazgeçecekti. Toplantı sona erince askerler isteklerini siyasilere duyurdu. Parti liderleri darbeden ürküyorlardı. Bu yüzden orduya kulak vermek zorunda kaldılar. Sonunda askerler ve siyasiler ülkenin yönetimine talip olan bu iki grup uzlaşacaktı. Onların birbirleriyle görüşüp alacakları karar demokrasinin ölüm kalım savaşıydı. Cemal Gürsel liderliğindeki askerler ve siyasiler Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiler. Ordunun istekleri şöyleydi: 1. 27 Mayıs'a sadık kalınacak ve ordudan intikam alınmayacak. 2. Demokrat partiler hiçbir şekilde affedilmeyecek. 3. Siyasi af olmayacak. 4. Sürgün edilenler geri getirilmeyecek. Ve 5. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı olacaktı. Adalet Partisi Genel Başkanı Rakıp Gümüşpala bu kararlar karşısında çekimser kaldı. Bunu dile getirince de Cevdet Sunay tarafından fırça yedi. Cevdet Sunay'ın çıkışı karşısında salon buz gibi olunca İnönü söze girdi ve generallere doğru: "Kardeşim, darbenizi yaptınız. Anayasanızı hazırladınız. E daha ne bok var da bu işlere karışıyorsunuz? Çok mu hoşunuza gitti siyasete yön vermek he? Ama paşa..." "Kes lan! Yemin ederim var ya, çizmeleri gersem hepinizi sallandırırım. Adam olun oğlum." O dönemlerde askerlere bu şekilde posta koyabilecek tek kişi İnönü'ydü. Bu yüzden İnönü en gerektiği anda kükremiş, darbe girişimini ortadan kaldırmıştı. Askerlerin istedikleri yumuşatılarak kabul edilmişti. Çankaya Köşkü'nden herkes mutlu ayrılıyordu. Partiler her ne kadar süngü altında Cemal Gürsel'in cumhurbaşkanlığını kabul etse de bu durumdan rahatsızlardı. Ama ordunun karşısında onların isteklerini imzalamaktan başka çareleri de yoktu. Ordu siyasetten kısmen uzaklaşınca hükümet kurma görevi başladı. Ama unutulan bir şey vardı. O da sağcıların cumhurbaşkanı adayı Ali Fuat'tı. Kendisinin hiçbir şeyden haberi yoktu ve ordu onunla görüşmek istiyordu. Adaylıktan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini söyleyerek toplantı odasına girdi. "Efendim, askere racon kesmezseniz sevinirim." "Ne ulan bu? Her şeye karışıyorlar. Ben halledeceğim, rahat ol." "Yapacağınız işin tamamı." Ali Fuat askerlerden ölüm tehdidi almış ve bu sevdadan vazgeçmişti. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde başka bir ilkti. Bir cumhurbaşkanı adayı ölümle tehdit edilmişti. Hem de askerler tarafından. Bu sorun da ortadan kalkınca Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi ortak bir koalisyonla hükümet kurdu. Böylece Cemal Gürsel cumhurbaşkanı, İnönü de başbakan olmuştu. Seçim sonuçlarına itiraz eden ordu da isteğini almış, darbe istemeyen İnönü de. Demokrasi ve darbe arasındaki bu savaşın galibi belli değildi. Kötünün iyisi olmuştu. Köşk verilmiş, meclis kurtarılmıştı. Bu durum demokrasi zaferi miydi?